Merhabalar merhaba izleyenleri, ben Erdem Pabuçyan. Bugün Nokia'nın giriş seviyesi telefonlarından biri olan 5.1 Plus adlı modelin incelemesiyle karşınızdayız. Hemen giriş seviyesi dedik, aslında uygun fiyatlı bir model. Fiyatı yaklaşık 2000 lira bandında ama son kısmında zaten ona değineceğiz. Dilerseniz hemen cihazın tasarım özellikleriyle başlayalım. Gördüğünüz gibi elimizde siyah model var. Aslında cihazın 3 rengi var. Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere. 160 gramlık bir ağırlığı, 8.1 gram 1 milimetrelikte bir kalınlığı var cihazın. Bunun dışında arka kısmında bir adet parmak izi sensörü görüyoruz. Muhteşem hızlı bir parmak izi sensörü değil ama fiyat bandında kabul edilebilir bir parmak izi sensörü olduğunu söyleyelim. Cihazın önü ve arkası camdan tasarlanmış. Çerçevesi ise plastik. Dediğimiz gibi bu fiyat bandında gördüğümüz materyaller, özellikle plastik kısmı. Güzel bir nokta, alt kısımda Type-C bağlantısı tercih edilmiş. Üst kısımda ise bir kulaklık girişimiz var. Evet, 2019'da kulaklık girişini pek göremiyoruz. O yüzden aslında biraz sevindirici ki Type-C konulması da güzel. Çünkü bu fiyat bandında Type-C çok karşımıza çıkan bir seçenek değil. Daha çok eski micro USB'leri görüyoruz ama burada bu adımın atılması güzel. Gelelim ekran kısmına. Cihazın ekranı 5.86 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran. Parlaklığının gayet yerinde olduğunu söyleyebilirim. Gün içinde kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani güneş altında kullanırken de göz açılarında herhangi bir sıkıntı yok. Tabii çözünürlüğü çok yüksek değil. 720'ye 1520 piksellik bir çözünürlüğü var. Fiyat segmentinde daha iyi alternatifleri var. Bunu da belirtelim. Ama yine de dediğimiz gibi kabul edilebilir. Üst kısımda bir adet çentik var. Aslında iPhone X modeline oldukça benziyor cihaz. 2019'da zaten karşımıza çıkan pek çok cihaz çentikliğinde. Burada da o değişmemiş. Ekran gövde oranı ise cihazın yaklaşık %80 seviyelerinde, 79.6 seviyelerinde. Ki zaten çerçevelerin biraz kalın olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, bir çentik var ama altta büyük bir çene var. Kenarlardaki çerçevelerde pek küçük değil. Keşke daha küçük olsaydı diyelim ve donanım kısmına geçelim. Donanım kısmında MediaTek işlemcisi tercih edilmiş. MediaTek Helio P60 işlemcisi. Bu bildiğiniz gibi 8 çekirdekli bir giriş seviye işlemcisi aslında. Şöyle diyeyim, performans kısmında günlük aktivitelerinizi yerine getiriyor. Günlük telefon kullanmanızda hiçbir sıkıntı yok ama çok oyun oynayacağım, işte multiplayer oyunu oynayacağım, işte PUBG oynayacağım diyorsanız evet bir aksamalar yaşıyorsunuz, takılmalar yaşıyorsunuz. Çünkü çok güçlü bir işlemci değil maalesef. Elimizdeki 32 GB'lık 3 GB RAM'li modeli. Cihazın yurt dışında 6 GB'lık ve 4 GB'lık RAM seçenekleri de var. Ama sanırım ülkemizde bunlar yok. MicroSD kart desteği de var cihazda. 400 GB'a kadar bir MicroSD kart desteği sunulmuş. Gelelim yazılım kısmına. Cihaz Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. Aynı zamanda Android One platformunda bir üyesi. Bildiğiniz gibi Android'in uygun fiyat seçeneklerle sunduğu bir servis, bir platform Android One. Ülkemizde de General Mobile çok sık kullanıyor bu platformu aslında. Bu cihazda, yani 5.1 Plus modelde Android One üyesi aslında. Bu ne demek? Yazılım güncellemeleri biraz daha hızlı alacak demek ki bu da aslında güzel bir özellik. Özellikle bu fiyat segmentinde oldukça güzel bir özellik. Gelelim hemen kamera kısmına. Arka kısımda gördüğünüz gibi çift kamera konumlandırılmış. Bu kameralardan biri 13 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip. Aslında ana sensör bu. İkincisi 5 megapiksellik bir kamera. Bu aslında biraz derinlik için konulmuş bir derinlik kamerası. Yani bokeh efektli fotoğrafları, arkası bulanık fotoğrafları daha rahat çekebilmek için konulmuş bir kamera. Aynı zamanda 1080 piksel çözünürlüğünde 30 fps video kaydı yapabildiğinizde ekleyelim. Gelelim ön kamera kısmına. Ön kamera olarak ise 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera tercih edilmiş. Oldukça aslında geniş açılı bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Yani kalabalık selfie'ler çekebilirsiniz ama hem ön hem arka kameranın inanılmaz bir kamera performansı sunmadığını belirtelim. Fiyat segmentinde yaraşır şekilde bir kamera performansı sunuyor. Gelelim pil kısmına. 3060 mAh büyüklüğünde bir pili var cihazın. Bir gününüzü ortalama olarak karşılıyor ama çok muhteşem bir pil performansı maalesef sunmuyor. Cihazın yazılımı düzgün. Android One projesi olduğu için stok Android'e çok benzer. Neredeyse stok Android derecesinde bir deneyim sunuyor. Bu çok başarılı yazılım konusunda. Pili de sizi bir gün boyunca götürüyor ama işte biraz arttırayım, 1,5 gün gitsin, 2 gün götürsün diyebilecek bir pili maalesef yok. Gelelim fiyat kısmına. 5.1 Plus modeli ülkemizde 2200 TL fiyat aralığında, yani 2000 ile 2200 TL fiyat aralığında satın alınabiliyor. Şunu söyleyeyim, daha uygun fiyata veya aynı bantlarda çok daha başarılı rakipleri var. Yani tasarım anlamında daha iyi şeyler sunan rakipleri var. Donanım anlamında, kamera anlamında da başarılı rakipler sahip. Örneğin geçtiğimiz gün tanıtılan Redmi Note 7 Xiaomi'nin modeli yaklaşık 2000 lira bandında ve hem teknik açıdan hem kamera açısından hem donanım açısından daha başarılı şeyler sunuyor. Huawei'in P Smart 2019 modeli keza öyle. Keza Samsung'un Galaxy M20 modeli. Yani bu fiyat anlamında hem daha uygun kalabilecek hem de hem tasarım hem de teknik özellik anlamında üstüne koyan modeller. Aşağı yukarı cihazla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Özellikle Nokia seviyorsanız, çünkü Nokia sonuçta bir klasik, eskiden çok kullanılan bir markaydı. Şimdi tekrar gelmeye çalışıyor. Eğer Nokia seven biriyseniz tercih edebileceğiniz model. Ama bu fiyat segmentinde farklı alternatifler olduğunu da söyleyelim. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.